Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulü Muhammedin salavat. 19. deva. Cemil-i Zülcelal'in bütün isimleri Esma-i Hüsna tabiri samedanisiyle gösteriyor ki güzeldirler. Mevcudat içinde en latif, en güzel, en cami, aynî samedlik de hayattır. Güzelin aynısı güzeldir. Güzelin mehasimlerini gösteren ayna güzelleşir. O aynenin başına o güzelden ne gelse güzel olduğu gibi, hayatın başına dahi ne gelse hakikat noktasında güzeldir. Çünkü güzel olan o Esma-ül Hüsna'nın güzel açılarını gösterir. Hayat daima sıhhat ve afiyetle yeknesak gitse nakıs bir ayna olur. Belki bir cihette adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir. Hayatın kıymetini tenzil eder, ömrün lezzetini sıkıntıya kalbeder. Çabuk vaktimi geçireceğim diye sıkıntıdan ya sefate ya eğlenceye atılır. Hapis müddeti gibi kıymettar ömrüne adavet edip çabuk öldürüp bitirmek istiyor. Fakat tahavvülde ve harekette ve ayrı ayrı tavırlar içinde yuvarlanmakta olan bir hayat kıymetini ihsas ediyor. Ömrün ehemmiyetini ve lezzetini bildiriyor. Meşakkatte ve musibette dahi olsa ömrün geçmesini istemiyor. Aman güneş batmadı ya gece bitmedi diye sıkıntısından of of etmiyor. Evet, gayet zengin ve işsiz, istirahat döşeğinde her şeyi mükemmel bir efendiden sor, ne haldesin? Elbette aman vakit geçmiyor, gel bir şeşmeş oynayalım veyahut vakti geçirmek için bir eğlence bulalım gibi mükellimane sözleri ondan işiteceksin. Veyahut tuğli emelden gelen şu bu şeyim eksik, keşke şu işi yapsaydım gibi şekvalar işiteceksin. Sen bir musibet zede veya işçi ve müşakketli bir halde olan bir fakirden sor ne haldesin. Aklı başında ise diyecek ki şükürler olsun Rabbime, iyiyim, çalışıyorum. Keşke çabuk güneş gitmeseydi, bu işi de bitirseydim. Vakit çabuk geçiyor, ömür durmuyor, gidiyor. Vaka zahmet çekiyorum fakat bu da geçer. Her şey böyle çabuk geçiyor diye manen ömür ne kadar kıymetli olduğunu geçmesindeki teessüfle bildiriyor. Demek meşakkatle çalışmakla ömrün lezzetini ve hayatın kıymetini anlıyor. İstirahat ve sıhhat ise ömrü acılaştırıyor ki geçmesini arzu ediyor. Ey hasta kardeş, bil ki başka risalelerde tafsilatıyla kat'i bir surette ispat edildiği gibi musibetlerin, şerlerin, hatta günahların aslı ve mahiyeti ademdir. Adem ise şerdir, karanlıktır. Eknisak, istirahat, sükut, sükunet, tevaffüs gibi haletler Adem'e içliğe yakınlığı içindir ki Adem'deki karanlığı ihsas edip sıkıntı veriyor. Hareket ve tahavül ise vücuttur, vücudu ihsas ediyor. Vücut ise halis hayırdır, nurdur. Madem hakikat budur, sendeki hastalık kıymetli hayatı safileştirmek, kuvvetleştirmek, terakki ettirmek ve vücudundaki sahip cihazat insaniyeyi bu hastalıklı uzun etrafına muvahettarane müteveccih etmek ve sani hakimin ayrı ayrı isimlerin nakışlarını göstermek gibi çok vazifeler için bu hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiştir. İnşallah çabuk vazifesini bitirir gider ve afiyete der ki sen gel benim yerimde daimi kal, vazifeni gör, bu hane senindir, afiyette kal. İrfan Hoca, sesin biraz böyle, sesin biraz şey geliyor. Yani o şey aletinle alakalı. %100'e getirme de 98'e düşür. Yani böyle ya, şey yapıyor, çatıyor gibi. Tamam abi. 98 olsun. Antika bir devaya geldiğinin farkında mısın? Farkındayım abi. Ama inşallah sunabilirim. Tamam. Hadi bakalım. Ekran görüntüsü mü yapacaksın? Evet abi, geliyor mu? Ha ekranım, şu an dur bakayım. Geldi mi? Ha geldi. Geldi. Abi, kırmızı çerçeve metin. Kırmızı çerçeveli olanlar metin. Mavi çerçeveli olanlar atıf yaptığım yerler.
Yeşil çerçevede noktayı nazar veya çıkarımlar. Çok güzel. Çok güzel. Cemil-i Zülcelal'in bütün isimleri Esma-ül Hüsna tabiri samedanisiyle gösteriyor ki güzeldirler. Mevcudat içinde en latif, en güzel, en cami aynı samediyet de hayattır. Abi Samet her şeyin ona muhtaç olup kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmamasıdır. Kazanda yeme içmeden vazgeçince Samet aynemizde Rezzak ismi ortaya çıktığı gibi hastalıkta aczimizi, fakrımızı, noksan kusurumuzu bilerek Şafi ismi bu aynada ortaya çıkıyor. Aynayı Samet olmak Allah'ın isimlerinin sende görünmesi ve senin çuğurun ve kazanımın nispetinde ortaya çıkmasıdır abi. Bu ismalarla sen kıymet alıyorsun. Peki kıymet almayı nereden çıkardın diyeceksiniz. Sözde 312'de saniyine intisaptan ibaret olan iman, insandaki bütün hasarı sanatı isar eder. İnsanın kıymeti o sanat-ı Rabbaniye'ye göre olur ve aynı saydani itibariyle de diyor. Kıymetimizi biz buna göre alıyoruz abi. Aynı isamede göre. Evet. Yine hayatla ilgili bir atıfım da şurada abi. Sözler 109'da nasıl ki hayat bu kainattan süzülmüş bir hülasadır. Ve şuur ve his dahi hayattan süzülmüş hayatın bir hülasasıdır. Ve akıl dahi şuurdan ve histen süzülmüş şuurun bir hülasasıdır. Ve ruh dahi hayatın halis, safi bir cevheri sabit müstakim zatıdır. Selamünaleyküm hayat... Hasan dede. Burada hayat kainattan süzülmüş bir hülasaymış abi. Şuur, his, akıl, ruh. Buradan geliyor. İnsan bunları kendinde toplayan cami bir varlıkmış. Allah'ın esmalarının tümünü gösterebilecek varlık insandır abi. Güzelin aynesi güzeldir. Güzelin mehasinlerini gösteren ayna güzelleşir. O aynenin başına o güzelden ne gelse güzel olduğu gibi hayatın başına dair ne gelse hakikat noktasında, burası önemli abi, hakikat noktasında güzeldir. Çünkü güzel olan o İsmail Hüsna'nın güzel nakışlarını gösterir. Hani diyor ya ayette, ellezi ahsene küle şeyin halak. Hani o yarattığı her şeyi en güzel şekilde yaratmış. Ayetinin mealinde olduğu gibi abi, hastalık, musibet vesaire, bütün hadiseler zahirde çirkin gibi görünüyor ama hakikat noktasında güzeldirler. Bak. Burada önemli olan senin nereden, nereye nasıl baktığın önemli. Yine üstad her şey ya hakikaten güzeldir diyor, ya bizzat güzeldir ya da netice itibariyle güzeldir diyor. Ahmet, görüntü yok şeysi. Sesin de benim bilgisayarda mı acaba? Sesin de şey geliyor ya, böyle bir normal konuşmak gibi gelmiyor. Diğerlerine nasıl geliyor bilmiyorum. Aynen hocam, biraz şeyle geliyor, cızırtı da, doğru diyorsunuz. Ha. Yani acaba niye o İrfan? Bilmiyorum abi. Şimdi geldi mi abi Ekrem? Ha geldi ama şimdi geldi. Ha. Abi burada üstadı düşündüm. Hani üstadın başına düşünsenize 19 kere zehirlenme. İşte 2000'den fazla mahkemeye götürülmüş. 32 yıl sürgün hayatı yaşamış. Üstad başına gelen bütün bu musibette vesaire nasıl bakmış? Burası çok benim çok ilgincime gidiyor. Musibetlerin tenevvü, musikinin namelerin tenevvü gibi bana geliyordu diyor üstad. Bunu demesi de hakikat noktasında güzelliği gördüğü için diye düşünüyorum. Ya bir de söyle İrfan, nasıl tahammül etmiş? Abi üstad hakikat noktasında güzelliği hani diyor ya, her şey ya hakikaten güzeldir, ya bizzat güzeldir ya da netice itibariyle güzeldir. 19 kere zehirlenmiş üstad, 2000'den fazla mahkemeye götürülmüş, 32 yıl bir sürgün hayatı yaşamış. Bütün bunlara üstad nasıl dayanabilmiş, nasıl bakmış abi? Yani hakikat noktasında bu güzelliği gördüğü için musibetlerin tenevvü, musikinin namelerinin tenevvü gibi bana geliyordu demesi çok hoş bir tabir yani. Allah Allah. Yani musibetin tenevvü bana musikinin şeyi gibi geliyordu. Buraya ilerliyorum abi.
Şimdi burada abi iki tane karşılaştırma yapıyor. Yeknesek hayat ve harekette olan bir hayatı karşılaştırıyor abi. Hayat daima sıhhat ve afiyetli yeknesek gitse nakıs bir ayna olur. Belki bir cihette Adem ve yokluğu ve hiçliği ihsas edip sıkıntı verir. Hayatın kıymetini tenzil eder. Ömrün lezzetini sıkıntıya kaybeder. Çabuk vaktimi geçireceğim diye sıkıntıdan ya sefaate ya eğlenceye atılır. Hapis müddeti gibi kıymetli ömrünü adavet edip çabuk öldürüp geçirmek istiyor. Bu çok önemli, evet. Fakat daha bildi ve hareketli ve ayrı ayrı tavırlar içinde yuvarlanmakta olan hayat kıymetini ihsas ediyor, ömrün ehemmiyetini ve lezzetini bildiriyor. Meşakkatte ve musibette dahi olsa ömrün geçmesini istemiyor. İrfan, biraz yavaş, sen de Yavuz Selim gibi öyle, biraz yavaş, öğretmenlik yaptığınız için biraz biz avamız, biraz da yavaş abi, olsa. Ha. Doğru söylüyorsunuz. Aman güneş batmadı ya gece bitmedi ve sıkıntısından of of etmiyor. Abi burada iki şeyi karşılaştırdı. Yeknesak bir hayatı ve hareketli bir hayatı karşılaştırdı. Burada benim bir noktayı nazarım var abi. Tahavvül, ademi, hareket, yokluğu, ayrı ayrı tavırlar da hiçliği ortadan kaldırıyor. Bir daha söyle. Tahavvül, ademi, hareket, yokluğu, ayrı ayrı tavırlar da hiçliği ortadan kaldırıyor abi. Noktayı nazar karşılaştırdığım zaman böyle bir şey çıkarttım. Siz ne dersiniz abi? Allah Allah. Çok tuhaf. Nerede yazıyor bu? Bak. Abi nerede yazıyor? Yo şey yaptın mı? Ekrana getirdin mi? Ekrana getirdin mi? Evet abi. Ekranda şu anda. Kırmızı kırmızı eşleştirdim abi. Tahavvül, adem, hareket, yokluk. Renk renk yaptım abi. Ayrı ayrı tavırlar hiçliği ortadan kaldırıyor abi. Çok düşünmek gerekiyor. Çok şeytan mutlaka evet. Düşünmüşsündür sen. Evet. Bir de şurada abi hayat daima sıhhat ve afiyetle yeknesak gitmesi nasıl nakıs bir ayna olur? Sabit ise abi başka ismaları tanıyamayacağından dolayı nakıs olacak. Ve yine onları tanıyamadan gittiği için de onun için bir adem olmuş olacak. Bu şekilde karşılıklı eşleştirmesini yaptığınız zaman abi hayatın kıymetini tenzil değil aslında ömrün ehemmiyetini görecek. Lezzeti sıkıntıya kaybetmek yerine lezzetin kendisi ortaya çıkacak. Burada benim noktaya nazar vereceğim bir yer daha bir sıkıntı meselesi. Hayat eğer yeknesak gitmiş olsa hep sıkıntıya seni yöneltecek ve sıkıntı da sefaate eğlenceye götürecek insanı. Peki abi sıkıntı için ben külliyata baktım. Sıkıntıdır muallimi sefaat diyor. Demek sefaatin menbaı sıkıntı olmuş. Abi muallim dememiş ama muallime demiş. Muallime dediği tek yerde burası. Müennes kullanmış. Müennes kullanmasının benim sadece benim düşündüğüm hani sıkıntı bir şeyleri doğurduğu için sefaati başka gayrimüşlü şeyleri doğurduğu için olabilir mi abi? Ya da sizin bir noktayı nazarınız var mı? Bir bu. Ama İsmail bir şey diyecek galiba. Bir şey diyen var mı? Yok. Ha, çocuklar açmış. Şimdi mühendis kullandığı iki yer var. Bir çoğaltmak adına bir de mühendisler zayıf oldukları için tesanüde ittifaklara ihtiyaçları var. Zayıf haletler, zayıf hisler, düşünceler bir olunca büyük bir güç oluyorlar. Bunu şeyde söylüyor. Nerede diyordu? Lemalarda mıydı? Yani aslında müzekker gelmesi gerekirken müennesin bu güçlü iş yapılması kadınların cemiyetinin lemalarda söylüyor. Şeydir, zayıf o hisler var ya hastalık. Evet. Bir, zayıftır. Ona vehim kuvvet veriyor. Bir şey, vesvese yapıyor.
vesaire. Bir de etraf telkin. Telkinler var ya böyle videolar. Bu zayıflar bir araya gelince güçlü olmalarına kinaye. Bir bu müennes kullanması bir diğer sıkıntıları doğurduğu gibi. Hasan dede. Yavrum Hasan dede. Kapat sesi. Hasan dede. Kapat sesi. Murtaza, İsmail Taşoğlu'yu düşür. Şimdi mühendisin zayıf haletlerin kuvvet bulmasından bu şeyi mühendis kullanmış. Doğurmasından yanı sıra güçlü oluyor. Zayıf olduğu için etrafından diğerlerle güçleniyor. Vehim alıyor, vesvese alıyor, evham alıyor. Ondan sonra videolardan alıyor. Gibi geliyor bana. Sırf o doğurmasında değil yani. Gibi geliyor. Peki abi, devam ediyorum. Abi gençlerde mesela sıkıntılar oluyor. Mesela suistimalle geliyor. Hastalıkla hastaneye, işte taşkınlıkla hapishanelere, işte kalp, ruhun, gıdasızlık ve vazifesizliğinden dolayı sıkıntılarla meyhaneye, sıfathanelere, işte mezaristana düşeceklerini bildiriyor ya abi. Burada gençlerdeki bu sıkıntı da illaki bir yere, meyhaneye, sıfathaneye götürüyor insanlar ve suistimalinden dolayı eyvahlar, taşkınlıktan dolayı ağlama, işte gayrimeşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan da esefler işitiliyor. Peki bütün bunlara medeniyet bir şeyler bulmuş mu abi? Evet, medeniyet bir şey bulmuş. Medeniyet yalancı bir merem, uyutucu bir zehirbaz bulmuş. Yani hisleri iptal edecek şeyler bulmuşlar. Peki insan bu sıkıntıdan nasıl kurtulabilir abi? İki türlü kurtulabilir. Sıkıntıyı unutturacak gaflete, hevese, hevaya, sebate dalarak kendini uyutacak, hislerini iptal edecek şeyler bulması lazım. Yine lemati içinde hüdayesi şifadır, eva iptali hissedir diyor abi. Bir teselli cümlesine bakıyor olay. Bir teselli cümlesiyle gaflete giriyor. Meşgale istiyor, eğlenceyle hislerini iptal ediyor abi. Peki bunu biz nasıl müsbete çevireceğiz abi? İmanımız varsa tilaveti Kur'an, işte münacat-ı Rahman, tevhid-i ihvan diyoruz. Hani hep sizin de söylediğiniz gibi doğru yerde, doğru zamanda, doğru kişilerle, doğru işler yaparsan sıkıntın kalmaz. Ya da iki tane doktor diyorduk ya abi, doktor meşguliyet ve doktor teslimiyetle aramızı düzeltirsek, hep bunlarla meşgul olursak sıkıntımız olmaz. Ve en önemlisi de sıkıntıyı ortadan kaldırmanın en güzel yolu da tefekkürdü abi. Çünkü doğru düşünürsek sıkıntıya yer kalmayacaktı. Ekran İlfan Hocam, tamam. İlfan Hocam, benim bir sualim olacaktı da, müsaadenizle. İlfan biliyorsak söyleriz, bilmiyorsak da Hasan abinin destek alırız. Yok abi, bu son cümlenizi, o dediniz ya, meşakkate ve musibette dahi olsa bak, zevk-ü sefada insan ömrünün geçmesini istemiyor, bitmesini istemiyor, dediğiniz gibi meleğani şeylerle uğraşıyor. Fakat diyor bak, meşakkate ve musibette dahi olsa, ömrün geçmesini istemiyor. Bunu nasıl diyor? Ben onu anlıyorum. Nasıl kendiniz yani anladınız dünyanızda? Güzel. Hasan abi, buyurun. Estağfurullah İrfan, sen antika sordu. Hiç düşünmedim abi burasını. Bak şimdi, meşakkat ve musibet dahi olsa, mesela korona. O bitiyor, corona başlıyor. O bitiyor, morona başlıyor. Kızın derdi başlıyor, oğlanın derdi başlıyor, eşin derdi başlıyor. O başlıyor. Ya bu kadar var ya, bir de gideyim ya, yeter şu dünyadan demiyoruz değil mi? Niye demiyoruz? İşte onu soruyor değil mi Ayhan? Evet hocam. Yani ne kadar sıkıntı dahi olsa ömrün geçmesini istemiyor. Yani öteye geçmek istemiyoruz. Herkesin mutlaka düşündüğü bir şey var. Niye mesela
Senin ne hatırına geliyor İrfan? Niçin meşakkat dahi olsa, musibet dahi olsa, korona dahi olsa, yani ölüp gideyim değil de niye direniyoruz? Geçmesini istemiyor diyor. Ya meşakkati ya da musibeti okuyabilirsek aslında abi, yani musibet isabet ettirilen, bilerek gönderilen manasında olduğundan dolayı, hani biz onu acaba alemimizde, aynemizde okuyabiliyor muyuz, okuyamıyor muyuz? Ona bakmak lazım. Okuyabilirsek hastalık da güzel geçer. Ve hani sevap cihetiyle daha fazla dünyada ne kazanabilirim, bir sermayemi nasıl kârlara dönüştürebilirim hesabından dolayı ömrün geçmesini istemeyebilir. Evet. Abi bir geçen vardı ya, avamın kaderin işte ihtimalinde bir şey var diye. Hani kadere iman Müslümanlarda, yani avamda da olsa, ne diyor? Ya diyor, bu Cenab-ı Hak'tan geldi deyip müsbet teselliyi yaptırıyor insana. Müsbet teselliyi yapınca da hani zahirdeki şeyler ne kadar problem olursa olsun, teslim ve tevekkülle Cenab-ı Hakk'a tam kullanabiliyoruz gibi geliyor. Evet. Hasan abi, ben bir şey söyleyebilir miyim? Evet, söyle. Abi diyor ki, yani insanı ahireti düşünmeye ya da gitmeyi mani olan bence gaflet duygusu. Şeyde diyor ya, Yusuf Aleyhisselam diyor, dünyanın en diyor cazibedar hali bile diyor ona gaflet vermiyordu. O yine ahireti istiyordu. Yani insanların ahirete gitmeyi istememesinin bence en müessir bir sebebi gaflet olması, yani gafletin hakim olması manası. Ahiretle olan irtibatının da zayıf hale gelmesi sebebiyeti. Evet. Şu, herkesin kendi aleminde yokladığı zaman bulduğu cevaptır. Bir tek cevap değildir. Sen niçin gitmek istemiyorsan, başkalarının da başka şeyleri var. Alimin başka, daha Fazıl'ın daha başka. Ahireti bilmiş, farkındalığa gelmiş, daha başka. Dikkat edersen böyle iki türlü insanlar gitmek istemiş. Bir, Allah'a aşık olanlar niye sıramız gelmedi demiş. Sesim geliyor değil mi? Evet. Birincisi, niçin sana karışma, böyle avuçlarını ovuşturmuşlar. Aşık olanlar böyle. Vedud ismine mazhar olanlar. Bir de hayat anlamsızlaşmış intihar edenler. Bu intihar edenler iki zıt. Farkındalığı bitirmiş, yitirmiş. Hayat onun hiçbir anlamı yok. Hayatı bitirmiş. İntihar ediyor, para için, kız için, şu için, bu için. Hayat anlamsız. Bir bunlar istiyor. Bir de aşık olanlar. Ehli hakikat, hatta peygamber dahi istememiş. Musa Aleyhisselam değil mi? İstememiş. Mazar esmi olayım diye. Başka? Allah'a ayna olayım diye. Çünkü en kesif, en cami olduğu için en cami aynı buradadır. Neyse, bu konu şey yapar. Herkesin aleminde, mesela bazıları der ki gitmek istemiyorum çünkü günahım çok. Bir cevap öyle bulur. Kimisi, en önemlisi, ortak şu. Tamam da orası yani belli değil. İnsan meçhulden korkar. Belli olmayan şeyden korkar. Atlamak istemez o dehlize. Yani tamam, ahiret iyidir ama bilmiyorum. Pek aralanmadığı için ahiret ona. Ahiret aralansa böyle bekler yani. Evet, devam et istersen. Tamam abi. Evet, gayet zengin ve işsiz, istirahat düşeğinde, her şey mükemmel bir efendiden sor ne haldesin? Elbette aman vakit geçmiyor, gel bir şeşbeş oynayalım veyahut vakti geçirmek için bir eğlence bulalım gibi mütehlimani sözleri ondan işiteceksin. Veyahut tuğul emelden gelen bir şeyim eksik, keşke şu işi yapsaydım gibi şekvalar işiteceksin. Bu zengin, işsiz, istirahat düşeğindeki kişinin hali.
Diğer tarafta abid sen bir musibetinde veya içici ve meşakkatli bir halde olan bir fakirden sor ne haldesin? Aklı başında ise diyecek ki, abi buradaki kilit nokta aklının başında olması. Diğerinin aklı başında olmadığı için ömür sermayesini bu şekilde değerlendiriyor. Ama bakın aklı başında olduğu için şükürler olsun Rabbime iyiyim, çalışıyorum. Keşke çabuk gitmeseydi. Keşke çabuk güneş gitmeseydi, bu işi de bitirseydin. Vakit çabuk geçiyor, ömür durmuyor gidiyor. Vaka zahmet çekiyorum fakat bu da geçer. Her şey böyle çabuk geçiyor diye manen ömür ne kadar kıymetli olduğunu geçmesindeki teessüfle bildiriyoruz. Bir tanesi aklı başında olduğu için ömrün ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu anlıyor. Diğeri de gafletle işte sıkıntıya giriyor, sefahate, eğlenceye atılıyor, ömrünü farklı yerlerde geçiriyor. Üstad burada toparlıyor abi, meşakkatle çalışmakla ömrün lezzeti ve hayatın kıymetini anlıyor. İstirahat ve sıhhat ise ömrü acılaştırıyor ki geçmesini arzu ediyor. Eyasta kardeş bil ki başka risalelerde tafsilatıyla kat'i bir surette ispat edildiği gibi musibetlerin, şerlerin, hatta günahların aslı ve maisi Adem'dir. Adem ise şerdir, karanlıktır. Yeknesak istirahat, sükut, sükunet, tevakkuf gibi haletler Adem'e hiçliğe yakınlığı içindir ki Adem'deki karanlık ihsas edip sıkıntı veriyor. Peki bunun tam tersi hareket ve tahavül ise vücuttur. Vücudu ihsas eder, vücut ise halis, hayırdır, nurdur. Abi hep diyoruz ya. Daire-i ilim içinde bulunan Adem ise Adem-i haricidir, vücut ilmiye perde olmuş bir ünvandır diye. Burası hani bu varlığın, Adem varlığın ifade edildiği zemin olarak tanımlanmıştı. İşte bu varlığın ortaya çıkmamış halini, yani bu şekilde bu zemini biz nasıl değerlendirebiliriz ona bakmak lazım. Kendi ailemizde ne oluşturabiliriz? Şimdi burada İrfan çok ilginç bir yere geldin. Zaten biraz önce sorunun cevabı da bu. Musibetler, şerlerin, hatta günahların aslı ve mayesi. Maye neydi? Yani maya değil mi? Maya, dölleyen yani. Evet. Onu değiştirmek için dölleyen. Demek ki musibetler, şerler, hatta günahların aslı mahiyeti Adem'dir. Musibet. Hastalık yok burada. Evet. Bak hastalık yok. Musibet. Dine gelen bir musibet. Musibeti oldur yani. Yani sen namaz, bugün namaz öğleni kılmamış. Yani eli kesilse ne olacak ki? Öğleyin namazın kaçırdı mesela. Yani eli kesilmesi, elin kolun kopması fani. 60 sene kolsuz olacaksın. Ama bugün öyle ikindi namazının sünnetini kılmayan bir insanın ezeli ve ebedi bir daha o sünneti göremeyecek. Göremez, bitti. İşte dine gelen burası duralım. Musibetlerin, yani dine gelen musibet. Öyle trafik kazası geçirdik, hasta olduk değil bu. Şerler, hatta günahların aslı, yani bunların zemini ve mayesi Adem'dir. Yoktur. Yoktur. Şeyi yok. Bir vücut merkezinden çıkmıyor. Ne demek bu konuda? Varı yok eden yani Adem burada. Mesela ikindi namazının sünnetini kılacaktı. Bir halet Adem oldu bu. Adem oldu. Sünneti yuttu. Kara delik gibi yuttu. Yok. Hani nereye götürdü? Yok yani. Yok. Adem ise şerdir. Karanlıktır. Niçin musibet dahi olsa, meşakkat dahi olsa ölmek istemez. Çünkü haleti, fikriyesi, ahiretin üstü açılmadığı için ahiret onun nazarında Adem gibi. Onun için korkuyor.
Ölümün dehşetli olmasının sebebi buradaki bu manada Adem gibi gözüküyor. Yokluk gibi gözüküyor. Yok. Oysa Üstad diyor ki mekan değişikliğidir diyor. Tebdili mekandır. Başka? Çekirdek ağaç olması. Tahvili vücut. Başka? Hapiste olan ruhun mutlakiyet kazanması. Itlak-ı ruhtur diyor buna. Tamam böyle. Başka doktor çok ilgimi çekmişti. Demişti ki biz abi diyor ölümü nasıl yorumladık? Ustad diyor ki ölüm ahbaplara kavuşmadır diyor. Çok tuhaf yani. Okuduk ama ilgimi çekmemiş. Şimdi bu Adem önümüz yani kabir Adem gibi gözükünce meşakkat, musibet dahi olsa ömrünün geçmesini istemiyor. Yani öyle geçmesini istemiyor. Şimdi bu Adem diyor, şerdir diyor, karanlıktır. Karanlık demek kafada üstü örtülmüş her şeyin. Karanlık hani dışarıda karanlık nasıl beyazı siyahı eşit yapıyor? Yeknesak istirahat, standart bir hayat yaşıyor. Hizmette koşturmuyor. Mesela bugün bir şey sen de muallimdin, öğretmen. Bir şey yaptın, ile de dışarıda şurada burada sorumluluğun var. Bir de bunu hazırladın, bir de sunum yapıyorsun. Bir yani yeknesak bir hat yok. Hareket içindeyiz. Aynı gibi şeyler yapıyoruz, aynı saatte aynı şey ama içeriği aynı değil. Dün Yavuz Selim vardı. Yeknesak istirahat yani standart böyle. Sükût, sükunet, tevakkuf gibi haletler Adem'e işte yakınlığı içindir ki. Adem'deki karanlığı hissas ediyor. Ondan sıkıntı veriyor. Sıkıntının kaynağı Adem. Hani hatırlar mısınız? Ruh sıkıldı. Ruh sıkıldı. Sonra ruh divan kurdu Osmanlı padişahları gibi. Ya ben sıkılıyorum arkadaşlar dedi. Akla, vicdana, kalbe, ruh. Ya ben niye sıkılıyorum diyor ya. Bunun şey yapın dedi. Bana çözüm yapın. Bunu kim çözecek? Akıl. Akıl, ulan bu ruh Efendimiz niye sıkılıyor? Alttan aldı, üstten aldı. Ulan bunun sıkıntısını anlayamadı. Bu sefer aklın bir özelliği de bilmiyorum yok ya onda. Kemal hali bilmiyorum olur. Cahil hali aklın her şeyi biliyor. Geldi ruha tabii tanımlayamadı bu ruh niye sıkılıyor. Ruha dedi ki akıl efendim diyor sizin diyor sıkılmadığınız sebebi diyor ölüm korkusudur diyor. Oysa aslı neydi? Cehennem kaynar ama Adem kaynamaz. Yok vücut. Meğer Adem'in fokurdamasından, ruha tesir etmesinden ruh sıkıldı. Bu Adem aslında. Bu Adem. Şimdi bu Adem olduğu zaman ruhta sıkıntı ortaya çıkıyor. Adem ona yakınlık hissetti, yakınlık verdi. Sıkıntı verdi. Sıkıntı Adem'deki karanlığı da ihsas ediyor. Sıkıntı buradan veriyor. Sıkıntı buradan veriyor. Bunu sıkıntının bir zemini bu şekilde tanımlaması çok orijinaldir arkadaşlar. Adem'in ruha yaptığı tesir ruhta ortaya çıkan halet, sıkıntı. Bundan kaçmak için ne yapıyor? Çareyi oradan aramıyor. Nereden sıkıldıysa orada aramıyor. Sefaate dalıyor. Şimdi burası çok çok önemliydi. Ben kusura bakma girdim. Demek ki senin bir noktaya nazarların varsa buyur sen de İrfan şey. Bu Adem ya için. Hani varlığın ifade edildiği zemin olarak söylemiştik. Hani sıkıntının da kaynağı dediğiniz gibi akıl bilmiyorum demeyip yani ruhu sıktığı için ileride bir sıkıntı verecek. Ve bu da sıkıntının da sonucu olarak sefaati günahlara seni daldırmak istiyor. Buraya kadar üstad bundan sonra hastalığın hakikat noktasına baktıracak abi. Madem hakikat budur diyor. Peki hastalığın hakikati nedir? Kıymetli hayatı safileştirmek, kuvvetleştirmek,
ve terakki ettirmek için. Hayatı safileştirmek, kuvvetleştirmek ve terakki ettirmek için. Ve ikincisi, vücudundaki sair cihazat insaniyeyi o hastalıklı uzvun etrafına muvanetlerine müteveccih etmek içinmiş. Üçüncüsü, sani hakimin ayrı ayrı isimlerinin nakışlarını göstermek gibi çok vazifeler için o hastalık senin vücuduna misafir olarak gönderilmiş. İnşallah çabuk vazifesini bitirir, gider. Ve afiyete der ki, sen gel benim yerimde daimi kal, vazifeni gör, bu hane senindir, afiyetle kal diyor üstad. Benim bir tefekkürüm var abi, şu. Şimdi hastalık misafir olarak gönderilmiş ya. Normal zamanda hani şöyle denilir ya abi, misafir 10 kısmetiyle gelir, birini yer, 9'unu bırakır gider diyor ya abi. Biz hastalığın o yemiş olduğu 1'e bakıyoruz ama o üstteki 9 bıraktığı şeylere bakmıyoruz. Yani buna bakmak gerekiyor. Zahirde aklıma gelen bir tefekkürdü. Hastalık bir misafir olarak bu şekilde görmek lazım. Oradaki 9'lu kazanmaya bakmak lazım diye. Oradaki bizim ailemizde o hastalığın Şafi ismini ne kadar okuyabiliyoruz? Azimiz, fakrımız, noksan kusurumuzla o ailemizi ne kadar temizleyebiliyoruz? Ona bakmak lazım diye düşündüm. Benim anlatacaklarım, söyleyeceklerim bu kadar abi. Maşallah, bu böyle bir şema ile yapman çok çok hoş. Bir kere buradan tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Emeğine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten ben de eğilerek tek tek okudum. Tek tek o kadar ilgiyi çekiyor ki onu da inşallah atarsın grubumuza. Mecul ve Dima. Ondan sonra sevgili arkadaşlarım, söyleyecekleri bir şeyler var mı acaba? Abi, hastalık şahsa bakıyor benim anladığım kadarıyla, musibet de umuma bakıyor. Hastalıkla insan eşinin, dostunun, akrabasının merhametini celbediyor. Musibetteyse milletlerin, devletlerin. Çünkü bir deprem olduğu zaman bir ülkede bütün devletler onların yardımına koşuyor. Hastalıkla musibetin arasında böyle bir fark var, öyle olsa gerekiyor. Maşallah İsmail, çok güzel. İlginç. Evet. Risale-i Nur'da arama motoruna baktım. 3036 defa hastalık geçiyor. 1721 defa da musibet geçiyor Risale'de. Yarısı kadar yani. Vay be. Çok güzel. Sıhhat ve afiyet diyor abi. Sıhhat ve afiyet diyor abi. Sıhhat için maddi ceset, afiyet için de manevi letaifler de diyebiliriz değil mi abi? Çok güzel. Çok güzel. Bak ne güzel şeyler oluyor. Bunlar hep nazm-ı mani, biliyor musun? İsmail'in de, İrfan hocamın da bunlar hepsi nazm-ı mani, eşleştirmek. Böyle yazarak çıkar arkadaşlar. Bunu yazdığın zaman bugün birisi sordu, dedi ki abim ben Risale okuyorum, İzbul Kur'an okuyorum vesaire yapıyorum ama gene sıkıntım gitmiyor. Yani biraz böyle takılıyorum, korona gibi yani, daha yok ama takılıyorum. Bak, Risale'de 3 yöntem söylüyor. Okumak, dinlemek, yazmak. Yazmakları yazıcı kardeşlere attın topu. Öyle demiyor ki. Yazmak. Şimdi yazdığın zaman yazıcı diyecekler. Defterini getirdiğin zaman var ya yazmaktan o kadar uzaklaştık ki ustadımızın yazın şeyini yazdığımız zaman kulağını tıkayacaksın. Bak şimdi sıkıntın şey için söylüyorum. O kardeşime de cevap olsun. Buradadır o. Kardeşim, ilgini çeken bak. Misala 217'de musibetlerin, şerlerin, günahların aslı Adem. Şu paragrafı Allah için bir yaz. Şurayı. Sonra İrfan hocam gibi böyle aşağı diz. Sonra sen oradan çıkarımlarına bak. Ondan sonra namaza dur. Kafan orada olur. Tuvalete git aşağı lavaboya. Kafan orada olur. Yemeğe git, Allah Allah, musibetler. Ay bak, İsmail dedi ki hastalıkla musibet farklı diyor. Allah Allah. Afiyet ve şifa değil mi? Onu demiştin. Sıhhatla afiyet. Ha, bak bu da farklı diyor. Şimdi bunlar benim ilgimi çekiyor. Dün akşam Selim'in o çıkarımı
neydi o? Sıkı şey miydi? Şekva. Ha, çünkü kafana takılıyor. Niye insan şekva ediyor? Hakkı olmadığı halde. Burada Adem meşakkat ve musibetten dahi olsa, taş ocağında çalışsa bile adam ölmek istemiyor. Ama bir ümidi kesiliyor kızdan veya işten, adam intihar ediyor. Adam ya sevgisini karşılık bulamadı diye intihar eden var, taş ocağında çalışıp ölmek istemeyen var. Bak şimdi, bunları böyle yazmamız lazım arkadaşlar. Yazın diyor, yazın, emirdir hem dinin. O deftere yaz, ondan sonra çıkarım onu ayrı bir kalemle. Kaleminiz yoksa ben gönderirim. Aşağıda al ayrı bir kalemle. Çıkarımlarım böyle. O kadar güzel oluyor ki. Mesela ben kapattığım zaman ben burayı yazacağım, biliyor musun İrfan? O senin şeyinde olacak. Bu musibetler, şerler, günahlar dizeceğim. Vay be Adem'miş. Yani yok altı. Karşılığı yok. Kara delik gibi yutuyor. Ha işte hastalık bazen ölümle neticelendiği için der gene, daha önce gün okumuştuk. Onun için hastalığı ölümle özdeş yaptığımız için korkuyoruz. Bir daha, hastalık bazen ölümle neticelendiği için hastalık eşittir ölüm gibi zannediyoruz. Bedin dediği gibi gaflet bunu özdeş yapmış. Hastalık eşittir ölüm. Hayır. Öyle acayip hasta olanlar var ki kalktı, siyahat olanlar gitti. Evet, herhalde kardeşlerim de... Efendim? Hasan abi, hastalık ismi zahire, musibet ismi batına baktığı için aslında bu böyle. Bir daha söyle. Hastalık ismi zahir, musibet ismi batın. Musibet. Musibetler ama Adem'dir diyor. Yani batın Adem olmuş oluyor. Yani musibetlerin, şerlerin, hatta günahların aslı ve mayesi Adem'dir diyor. Musibet. Ama o zaman ayırt edeceğiz Mehmet kardeş. Dine gelmeyen musibet. Musibet için Adem diyor mu abi? Şu, o sayfa bak, o 217 var ya bak. Musibetlerin... He bak, musibetlerin, şerlerin, hatta günahların aslı ve mayesi Adem'dir diyor. Yani o zaman musibeti ustad ikiye ayırıyor ya. Yani dine gelen musibet, dünyaya gelen musibet, faniye. Dine gelen de musibet var. O zaman batın ciheti olabilir. Peki bu evvel sureti, kanuni, hakikati, mahiyetini yapabildin mi Mehmet kardeş bunun? Neyin abi? Bu 19. bu okudun ya. Şu okuduk ya bugünkü ders, 19. deva. Yani bunu dinlerken hayalinde böyle bu pencerenin evveli şey, sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti bir şey böyle şey yaptı mı, tedayi etti mi aleminde? Yani bu devada. Şeyde sadece aklıma şöyle geldi. He. Yani niye ölmek istemiyor, niye gitmek istemiyor? He. Bu surette yaşadığı için. Güzel, bu çok güzel. Ama hakikatte yaşayanlar hep gitmek istemişler. Evet. Evet. Yani bu cihette görebildim sadece. Suret ve hakikat, evet. Ya ne evet. Kadar acayip ya. Yani hani zannediliyor ki din ahiret içindir. Ya dünyanı şey diyor ya, din hayatın hayatı. Hem nuru hem esası. Bak şimdi bir insan suretten hakikate geçse ölümü çözüyor, biliyor musun? Evet. Başka böyle İrfan şey gizleme başka bir çıkarım yoksa oturumu kapatalım. Var mı? Hep söyleyeceklerim bu kadar. Tamam. Peki, amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ferdun, Ya Hayyum, Ya Kayyum, Ya Hakim, Ya Adın, Ya Adıl, Ya Kudus. İsmi Azam'ın hakkına ve Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın hürmetine ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın şerefine, Risale-i Nur mecmualarını bastıranları ve mübarek yardımcılarını ve Risale-i Nur talebelerini Cennet-i Firdevs'te saadet ebediye mazhar eyle, amin. Ve hizmet-i imani ve Kur'aniye'de daima muvaffak eyle, amin. Ve defteri hasenatlarına Risale-i Nur mecmualarının her bir harfine mukabil 1000 hasene yazdır, amin. Ve nurların neşinde sebat ve devam ve ihlas ihsan eyle, amin. Ya Erhamur Rahimin, umum Risale-i Nur şakirtlerini iki cihandan mes'ud eyle, amin. İnsi ve cinni şeytanların şerinden muhafaza eyle, amin. Ve bu aciz ve biçare Said Üstadımızın kusuratını da affeyle, amin. Umum Nur şakirtleri namına Said Nursi El-Fatiha. Amin. İfa kardeşim, dinle, dinle, sağlık, teşekkür ediyoruz. Geceniz mübarek olsun herkese. Allah razı olsun. Yarın da acaba İrfan Gürsoy, Ersoy muydu? Soy ismi. Ersoy. İrfan yarın, senle doktorun soy ismini hep karıştırıyorum ya. Ersoy, Ölsoy. Sıkıntı yok abi. Tamam canım kardeşim. Ya haberin olsun. Yarın sende inşallah. İnşallah abi. Ondan sonra evet, geceniz mübarek olsun inşallah. Abi bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun. Bu abimiz dedi misafir 10 kısmetten 9'unu bırakıp. Evet Abdullah. Birine yer. Burada misafiri bedene diyor abi. Yani bedenine misafir diyor. Ruha gelen misafirlik daha yüksek. Burada çok daha büyük şeyler, bu bedende olan şey, ruhta daha fazla, ruha gelirse misafir, hastalık ruha gelirse, adeta Hazreti Ömer'in, Hattab'ın oğlu Ömer'den, Ömer'e dönüşmesi gibi inkılap yapıyor ruha geldiği zaman. Ve inkılabı netice veriyor. Bir de hastalık, şöyle misafir ya abi, misafirse madem, bu misafirin bir sahibi var, misafiri gönderen var. Misafiri gönderen, kimin misafiri ise, misafir de o kadar kıymetli oluyor abi. Birisi bir şey demişti ya taş ya birisi örnek vermişti. Birisi taş atsa iki mana var. Bir taşa bakılır, bir de gönderene. Mevlana demiş ya, her söze verilecek bir cevabım vardır diyor. Lakin lafa bakarım laf mı diye, söyleyene bakarım adam mıdır diye. Tamam? Şimdi taşı Allah gönderse taş mıdır? Abi ne diyorsun abi, sen ya? Hacer-ül Esved işte bak ne olmuş. İnsanlar birbirini öldürüyor. Ya sürelim kaldı, diye. Kaldı ki yine şeydir. Yani yine mahluktur, cennetten gönderilmiş. Sadece gönderildiği yer kıymetli yani. Yine yani tam böyle şey değil. Hastalık ne biliyor musun? Allah'ın bir esmasını öne çıkartmasıdır. Bir veya birkaç esmayı. Allah'ın gönderdiği o taş esmadır. Esma. Esmadır. Mesela şöyle düşün. Birisine bugün uzun bir yoldan geliyordum. Yolda. Hatta kenara çektim heyecandan. La kardeşim, seni adam yerine koymuşlar da. Koca meleklerin peygamberi Azrail aleyhisselam sana gelecek. Bundan daha şerefli ne var? Ben Azrail'den korkuyorum diyorsun. Hatta büyükler demiş ki ya ey kulum sen cehenneme git. Ya ey kulum dedi mi diyor ya. Yetiyor diyor bak. Şimdi Azrail kim, sen kim, ben kim ya? Böyle cahil. Peki bunu sana gönderiyor. Şimdi hastalık. Şimdi bir taş gönderse diyor. Hani Mevlana'nın dediği gibi. Her söze verilecek bir cevabım var diyor. Ama bir lafa bakarım laf mı? Söylene bakarım adam mı? Yoksa hepsine verilecek cevabım var diyor. Ha şimdi
Şimdi bir taş geldi. Bir taşa bakılır. Nedir ya bu? Bir de gönderene bakarsın. Şimdi hastalık peki Allah göndermiş. Nedir bu? Esmadır kardeşim, esma. Yani siyah denilen şey, bütün esmalar böyle dengeliydi. Böyle. Bir veya birkaç tane esma öne çıktı. Diğerleri aşağıda kaldı. Onun adı hastalık. Gönderilen şey, misafir esma. Esma'yı aktif etti. Mesela Hazır abiye derdim. Demişlerdi yanımda, ben de vardım Rize'de, vakıftı. Hızır dediler böyle, ama o normal birisi değil. Her taife insan gelirdi, tarikattan, camiden, alimlerden, şeyden, dergâhtan geliyorlardı. Alimdi Hızır abi, vakıflığın dışında alimliği çoktu. Hızır dedi, cennette hastalık yok da Şafii nasıl gözükecek dedi ya. O demişti ki, çok garibime gitmişti. Cennette hastalığın olmamasının sebebi devamlı Şafii tecelli ettiği için. Şimdi bizdeki yeknesaklığı değiştiğince, burada öyle diyor, yeknesak, standartlık, onun adı hastalık diyoruz, musibet diyoruz. Derecesine göre anlam kazanıyor. Mesela bazıları buna misafir demiş, bazılarına ihsan ilahi demiş. Bazılarına Allah beni unutmadı diyor. Bazılarında bela demiş. Bazılarında beni demiş de demiş. Ama hakikat bin zat olan beşerin zalimeliğiyle dahi gelse korona gibi, beşer zulmeder. Ama neticeye bak. Ben dedim ki ya abi bu musibet ne olacak? Ya neticeye bak, sana ne yaptı bu? Yani bu korona sana ne getirdi? Yani sana neye vesile oldu? Bir kere benim, bak, benim hayatıma vesile olması, öğleyin ve yatsı namazının son iki rekatlarını dörde çıkarttım. Ve bırakmam da inşallah. Ondan sonra kardeşlerime daha sarıldım. Her akşam derse sebep oldu. Ama kardeşlerimi bırakmayayım. İlk gün çıktığı gibi korku salıyorlar. Hep böyle. Eğer bu işlerin uzmanları bile durmuşken hep baştan beri hani daha çok sarıldım. Daha çok bırakmadık birbirimizi. Yani İmam Ali'nin sözüdür radıyallahu anh. Bir şey rahmet midir, zahmet midir, nasıl anlarsın? Sonucuna bak. Sana nasıl tesir etmiş kardeşim? Bana, ben de olmuşumdur mutlaka. Öksürdük daha böyle o ilk dalgalarda, hani derste, perşembe ders yaparken çok sık öksürüyorduk derste. Sonra ne diyorum ki, o gibi bir şeydi. Kardeşim bizde neye inkılap etti? Neye vesile oldu? Nasıl oldu? Bak, birbirimizi sevdik, birbirimize dua ediyoruz, her akşam ders alıyoruz, kucaklıyoruz, kardeşlerle beraber oluyoruz. Ya mümkün değil, ben her akşam ders biraz zor olurdu. Sonra alemimizde böyle acımızı, fakrımızı, noksanımızı, kusurumuzu derüfte ettik. Evladı yalimizle şey yaptık. Efendim içine kapandı. Bak şer midir dedim bugün yolda ona. Şimdi itikafa girmiyorduk. Abdullah Demirtoğlu'na Çatalca'da itikafa girdiğini ben biliyorum Çatalca'da. Şimdi ev itikaf oldu. Şimdi beni birisi bir yere getirdi şimdi. Abi biliyor musun dedi, ikisi de, üç kişiydik. Evde diyor, ikimiz de teravih kıldırıyoruz. Ya ben de burada teravih kıldırdılar bana. Bak baksana, her ev teravih oldu. Ya bir şey İmam Ali söylediği gibi, ya sonucuna bak, nereye vesile olmuş? Neresi sebep olmuş? Ne zaman kalkar? Ne zaman bu geliş sebebini ne zaman karşılık bulursa kalkar. İnsanların gafletini, dalaletini, sefahatini böyle vurdum duymazlığı kalktıkça bu kalkar. Yoksa öyle tutulur. Gafleti devam edersen bu da devam eder. Müslümana hiçbir şey getirmiyor. Vefat etse bile şehit oluyor. Evet, yani o çok şey, 10 tane o çıkarımı yapmış İrfan Hoca. Misafir işte 10 taneyle gelir, 9'u bırakır, birisini yer diyor. Mani hastalıklara da böyle bakıyor. Acayip çağır tabii. Yani mesela korona olmasaydı şu hastalar risalesini tek tek okur muyduk? Hepinize soruyor. Ne zaman okundu ki? Kim okudu ki? Hiçbirimiz yaptık mı? Ben Rüştü abiden görmedim. Her bir hastalık... Şöyle yapmışız Abdullah, uzattım ama. Hastalar Risalesi'ne bir girerdiler,
girerdik. Dırırt 25 taneyi birden okurduk bir saatte, bir derste. Zeytinburnu'na şurada burada. Şimdi tek tek hastalar şeyini neler çıkıyor? Neceberler var kardeşlerim. Hepsinden gurur duyuyorum elhamdülillah. Yani onlar yapsın istiyorum. Farklı şey olsun. Bakayım neler çıkacak. Mesela yarın da merak ediyorum İrfan'dan. Ondan sonra bakayım 20. devadan ne çıkacak? Abdullah sen yapmadın değil mi sen? 21. devayı da sana verelim mi? Abi Kadir gecesine denk geliyor ya. Ben o gece yapamam ya. O gece senden inşallah bekliyorum. Yok şöyle yaparız. Ha Kadir gecesi Tepecik'te yapacağımız için umumi canlı yayın yaparız. Tamam. Tamam abi sen Kadir gecesini sen oradan yaparsın abi inşallah. Ondan sonra olabilir 21 abi benim. Tamam olur. 21 ondan sonra. Kadir gecesi ne zaman? Yarın mı? Yok abi öbür gün. Ha öbür gün tamam o zaman yarın İrfan öbür gün ben Zeytinburnu diyorum ağzımız alıştı. Tepecik'ten inşallah canlı yayın Kadir ismine mazhar olacağız inşallah yarın. Çok ilginç bir gece. İnşallah o buluşmak üzere yarın. Rabbime emanet olun. Cenab-ı Hakk'ın Hakim ve Rahim ismine azami derecede sizi sevenleri, evlad-ı yalinizi, ahirete intikal etmişlerinizi de mazhari etem eylesin. Tam eylesin inşallah. Hakim ve Rahim ismine. Ya Rabbi. Vedud isminin hürmetine. Şafi isminin hürmetine. Rahman, Hakim ve Rahim isminin hürmetine. Bizi maddi ve manevi hastalıklardan hıfzeyle, emin eyle. İmanla, Kur'an'la, sana kul olarak, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a, ümmet ustadımıza talebe olarak huzuruna almayı bize nasibi müyesser eyle ve vefatımızı da şehid-i manevi et ya Rabbel Alemin. El Fatiha. Allah razı olsun abi. Amin. Allah razı olsun abi. Amin. Ağzına sağlık Hasan abi. Allah